Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşların İstanbul Havalimanı'nda oy vermesi için hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. Gelişimiz seçimlere denk geldi. Tabii vatandaşlık görevini yapmak için geldik. Bu seçimlerin ülkemize, tüm Türk alemine, başta Azerbaycan olmak üzere, tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını, barış, huzur, kardeşlik, esenlik ve istikrar getirmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimi çerçevesinde yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için dış hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarında sandıklar ve oy kabinleri kuruldu. Ben Bursa'dan geliyorum. Fransa'ya yolculuğum var. Orada yaşıyorum. Yurt dışı seçmeniyim. Aynen öyle. Vatanımıza, milletimize inşallah hayırlı olur. Bu seçim bana göre bir milat gibi. Yani çok kritik bir seçim. Hiçbir vatandaşın seçmen olduğu bu ülkenin asli görevini yerine getirmesi gerekiyor. İnşallah seçimde yoğunluğumuz da çok olur. Yani seçmen katılımımız da çok olur. Vatanımıza hayırlı olsun diyoruz. Başka bir şey diyemiyoruz. Seçmenler 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre ise 27 Nisan Perşembe günü sabah saat 8 itibarıyla oy verme işlemine başlandı. Oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17'ye kadar devam edecek. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Şimdi Fransa'ya döneceğiz. Neresinden geldiniz Fransa'ya? Rennes. Oyunuzu kullandınız, nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyoruz kendimizi, mutlu hissediyoruz. Bir temenni? Hayırlısı olsun, Allah hayırlısı kimse o gelsin. Ben aslında öğrenmek için, yok burada yani kullanabilirim de aslında NAT'ta kullanacaktık. Yurt dışında bir daha burada kullandı. Arkadaşlar tercih şey yaptı, biz de burada kullandık yani. Bir sıkıntı şey yok. Seçimler bittikten sonra ise oy sayımları da burada yapılacak. Sydney'den İstanbul'a gelen ve İstanbul Havalimanı'nda oyunu kullanan Ferhat Kopuz, vatandaşlık görevimizi yapmak için buradayız, hayırlısı olsun dedi.